Hu hu, merhaba canlarım, merhaba duduşlarım, hepinizi oh kokulu kokulu öpüyorum. Nihayet kavuşturana yine tekrar mutfağımızdayız. Bugünkü menümüzde ne var? Bu arada hepinize çok teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Güzel dilekleriniz, iyi dilekleriniz için, dualarınız için tekrar beraberiz. Hiçbir şey konuşmak yok. Artık canlı yayınlarımızda, hele o canlı yayınlarda kesinlikle. Ben dur önce yemeğime başlayayım da sohbet ederiz yine. 1 kilo ıspanak, büyük ihtimalle 1 kilo bu. 5-6 su iyice yıkadım, ıspanağı kavuracağım, hemen vınlayacağım, gideceğim. Kavurmasını ben yaptığım zaman önce 5-6 su yıkadıktan sonra şöyle bir sıcak su döküp üzerinde haşlıyorum. Genelinde bazıları vitamini gidiyor diyor ama doğrudur da kavurmasında da çok sulanıyor, yemek gibi oluyor. Suyunu çekesiye kadar ıspanak eriyor. Onun için ben bu şekilde ıslıyorum biraz. Yemeğini yaptığım zaman kesinlikle sıcak suyla ıslamıyorum o zaman. Zaten ıspanak kendisini sulandırıyor. Su bile koymuyorum. Ama kavurmasında çok az bir şey. Şöyle 5 dakika bile tutmam bunu. Hemen süzgece koyacağım. Ondan sonra hemen kavuracağım. Ben yemeği yapmadan önce Arzucuğum aradıydı. Neredesin demiyor da ne yapıyorsun diyor. Dedim iyi. Dedim yemek yapıyorum, geleceğim. Hemen tencereyi çıkarıyorum. Dedim yemeği kapatınca zaten hemen ıspanak çabuk kavrulur. Evet, bu arada nasılsınız? Keyifler nasıl? Sizler nasılsınız? Dur sen sağım soğanımı da alayım. Özleştik be. Şöyle çıkarayım. Özleştik. Allah'a şükür bizler iyiyiz. İyi olmaya çalışıyoruz. Allah hepimize iyilik, sağlık versin. Evet, bu kadar yetti bile işte. Hemen şimdi bunu ben süzgece koyayım. Ondan sonra soğanımı, sarımsağımı. Ay, sarımsak da gene az kalmış, alınır. Alacağız. Evet, boşa artık geliyorum. Başım ağrıyor bugün. Vallahi bu, Allah'a şükür artık iyiyiz, tamam da keyifsizlik, baş ağrısı, yorgunluk, hepsi bir arada oldu. Hepsi bir arada yaşandı. Hepsi bir arada. Allah'ımıza binlerce şükür yine. Süzüle dursun. Bu sarımsak da yeter artık buna. Bıçağı nereye koyuyorsun? İyiyiz, iyiyiz maşallah. İnşallah sizler de iyisinizdir. Vallahi hiçbir tarafa, hiçbir şeye bakamadık, edemedik. Ama tekrar artık Allah'a şükür beraberiz. Bu arada onur büpşine onur belgesi aldım. Ela'dan. Ela'dan deyince şimdi şey yapacağız sizde. Ne diyeyim? Ela kahvelerini aldılar ya. Belge aldık. Belge. Teşekkür belgesi. Arzucuğum öyle diyor. Ben bunların soğanlarını küçük küçük değil de şöyle piyazlık doğruyorum. Ispanak kavurmasında genellikle.
Arzu öyle diyor. Hadi diyor, gözün aydın diyor. Dedim ne oldu, hayırdır? Onur belgesi aldım, onur belgesi. Benim aklıma gelmedi. Don, ne oldu kız, ne onur belgesi dedim. Karneleri ilk aldıklarında. Ela diyor, Ela'yı dersleriyle ilgileniyor mu ya? Ha, aldık dedim, kızımla ikimiz beraber aldık. Vallahi ben de keyifsizim, böyle grip mi olacağım bilmiyorum, aman aman. Belgenim de sen öhö geceleri. O da hiç uyuyamıyor. Doktor ilaç yazamıyor. Durumundan dolayı. Ortalık salgın. Kıyamet gidiyor, kopuyor. Her yer kırılıyor. Şimdi ilaç içtim ben de. Soğanımız kavrulurken hemen sarımsağımı da. Bu birazcık öf gözüm yandı. Yetersiz ama vardı bunda bir sürü sarımsak. Nerede ki acaba? Bir bakayım şuraya. Vardı yok oldu. Sahibim ceviz almış. Çemenimiz bitti maşallah. Çemen yapacağız. O soğan bana az gibi geldi. İçine koysam bir tane daha küçük. Neyse bir tane daha küçük koyacağım içine ben. Ben soğan kavurmasını çok seviyorum. Tabii böyle küçük değil, büyük olarak da. Bak bir tane daha koyacağım. Yetmedi bana. Az geldi. Sarımsak o kadarmış. Yapacak bir şey yok. Oraya baktım, yerini değiştirmiş onun belge. Az bir şey ceviz var orada. Orada, burada da yeni almış yine herhalde Salih. Çemenimiz bittiydi. Beyza'ya dediydim ama ne çemen yiyoruz ne çemen. Dedim ceviz dedim hazırla kır da dedim. Yapalım gene kızım dediydim. Herhalde evde az diyerekten diye Salim almış gene. Hadi gari hadi. Ay gözüm yandı. Sarımsaklarımızı soyalım. Soğan da acıymış. Artık şimdi anlatır dururuz canlı yayında. Ama dediğim gibi hiçbir şey kesinlikle tıp yok konuşmak. Sadece sizi dinleyeceğim. Allah hakikaten şaka maka da ben de. Anam soğanım acılığına kötüyüm. Yağı kızdırmayı bırak, tencere anca kendisini kızdı, ısıtmadı daha. İdare edecek artık bu sarımsaklı. Ben bol sarımsaklı severim bunu ama yapacak bir şey yok. Yaktı gözümü yaktı. Onu diyordum, öksür geçmedi, ilaç vermedi. Benim çocuklar da hastaydı. Ela da hemen hemen bir hafta falan Tamer okula gidemediler. Tabii şimdi tatil artık okullar da. Okula çık geçti o şeyde. Onlarda da salgın, öksürük belginde kara turp yaptı ona da. Ayazda bekleyip içini oyuyorsun, bal koyuyorsun ya. İlaç kullanamıyor. Kullanamadım mı zor. Evet, sarımsağımızı da dökelim. Anlatın bakayım siz neler yaptınız, bensiz. Keyifler nasıldı? Özlediniz mi? Belli olacak o desene. Evet.
Ana bir tanecik daha kalmış sarımsak. Ben sizi özledim. Ne kadar şey de olsa aklımdaydınız hep ama yapacak bir şey yoktu tabii. Allah daha başka fazla bir elem keder vermesin ya, ne yapalım. Soğanın kokusu gelmeye başladı. Allah yeter ki böyle. Şöyle suyunu bir de sıkayım. İyice bekletmedim yani. Biliyorsun o sarım şeyi ıspanağı kavurmasında öteki türlü şunu yapmasan suyunu salıveriyor. Artık o da çekesiye kadar ıspanak eriyor, kayboluyor gidiyor. Kavurmasını yaparken genelde hep ben çok az bir şey, hemen çok 5 dakika bile bekletmedim. Gördünüz ya, 5-6 su yıkadıktan sonra böyle koyuyorum. Suyunu salmıyor yani, az biraz tabii diri bırakıyorum. Çok az bir şey salsa da o kendisini pişirirken tam ortalaması denk oluyor yani. Ama yemeğini yapacağım zaman böyle süzgecin içine çıkarıp sıcak su koymadan soğanını, havucunu havuçta koyuyorum ben. Güzel bir tat veriyor. Havucunu koyduktan sonra ıspanağı atıyorum. Suya bile gerek yok. Ispanak kendi suyunu salıyor. O su da yeterli geliyor. Of. Dengeliyor kendisini yani. Suyu da aynı. Pişiyor, altını kapatıver. Ama kavurmasında maalesef o olmuyor işte. Ne anlatacağım size, neler. Ne havadisler, ne havadisler. Aman derler ya kız, ağlamakla gülmek kardeş değil. İnsan sıkıntın, derdin olunca, üzüntün olunca. Kahvem de bitti, kahve yapacağım mı? Artık Arzu'da içerim. Bir alacaktım, unutmuşum. Yavaş yavaş, aklıma geldikçe anlatacağım. Derler ya, onu diyordum, ağlamakla gülmek kardeş diyor. İnsan işte bir üzülüyorsun, bir ağlıyorsun. Allah keşke hep böyle sonunda hepimizi güldürsün yani. Şimdi bunda da var ya, tez canlıyım. Arzu'nun ocağında alıştım. Bir açıyorsun, havaya uçacağız mübarek. Harrr. Onu korkuyorum açmaya. Bunu da pişirecek diye bekliyorum. Bir büyüğünü alayım bari. Onun en küçücüğü bile şu küçücüğü hav diye gidiyor. Harlayı veriyor bir de. Artık tabii şey, okullar kapandı. Kapalı. Birazcık daha erken gideceğim. Çocuklar evde çünkü. Hani dördü falan beklemeyeceğim. Tatillerde 15 gün maalesef. Ara tatillerde öyle. Amcağızım da ne yapsın? Koştur koştur. Bunu artık ben böyle kavuracağım, bırakacağım. Şey, isterlerse akşama yumurta kırarlar üzerine. Ben kırmayacağım şimdi. Arzu eder, şey yapar. Sarımsaklı yoğurt, sarımsağı bulursa yapar sarımsaklı yoğurt. Sarımsağı bulursa sarımsaklı yoğurdu yapar. Kız Nuri, anca kendime geldim, kendimize geldik. Seninle en son yayınlarımız başlamadan dediydik. Kız dedim ya, sana kesin kararını ver, bir düşün. Sağ ol, en azından düşünürüm abla demen beni çok memnun etti, mutlu etti. Kararını ver artık yani. Hadi hani yani nedir niyet? Öyle tabii, ondan sonra irtibatımız kesildi.
dış dünyalı benim de. Ama geriye döndük. Onun için ona bile çok sevindim. Ay bu arada özlendiğim, en çok seni merak ettiğim lazım. Gerçi hepinizi ettim de Özlem'i de çok merak ettim. Ne yaptı, ne etti yavrum, kıyamam gene ya. İnanın bana yani telefonlarda bile mesajlarınıza çoğunuzun kesinlikle hiç cevap veremedim. Verecek durumda değildim. Onun için Özlem'i de merak ettim. İnşallah iyidir hayatım, yani moralim düzgündür. Durumların ne olduğunu bilmiyorum. Artık işte bundan sonra irtibata geçeceğiz, haberleşeceğiz. İnşallah iyidir. Bu arada ay tüm hastalara acil şifalar. Mertem'cim kurban olurum. 60 bana da, ben atamadım. Hastanedeyiz Faiz abla diye. Allah acil şifalar diyorum kayınpederine. Kurban olduğum, kıyamam gene ya. Rabbim derdini veren yüce Rabbim dermanını da versin inşallah. Çekmiş fotoğraf atmış. Kız inanmaz olur muyum? İnanmıyorum da. Dönemedim yani. Sana da dönemedim. Kimseye dönemedim yani. Cevap yazamadım. Şöyleyiz, böyleyiz diyerekten diye. Bu da hastanede kıyamam. 60 fotoğraf bana için parçalandı. Şu anki son durumumun ne olduğunu bilmiyorum ama kolaylık versin Allah, acil şifalar versin. Oh, hele soğan da sarımsağın kokusuna bayıldım. Bana söyleyecek çok şeyim var da işte aklıma gelmiyor, kafamı anca toparlıyorum. Hepinizi çok özledim, çok. Şimdi bak bu 5 dakika kavruldu mu? Zaten hafif haşlandı ıspanağımız. Hemen 5 dakika kavruldu mu kapatacağım. Pişti. Bak suyu da yok. Kavurmasını ben de seviyorum dediğim gibi. Evet, kavurmasını hiçbir şey yapmayalım. Beklemeyelim sunumunu. Çünkü o 5 dakika kavrulurken saat geç oldu bayağı. İşe gideceğim. Üzerime hazırlanıp çıkarım. Çıkarken de altını kapatırım. Yemeğimiz pişmiş olur. Hepinizi çok özledim. Hepinizi kokulu kokulu öpüyorum. Bundan sonra sık sık hep beraber oluruz inşallah. Ama aklım önceki vlogta dediğim gibi sakın hiçbir şey konuşmak yok. Hepinizi kokulu kokulu öpüyorum. Pişmedi de afiyet olsun diyelim. Ben ıspanağı böyle seviyorum. Görüşmek dileğiyle. Bye.